Bizler her kapıya gidip herkese ulaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kadroları bu inanç ve sorumluluk içerisinde olacaktır. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, herkesin zor dediğine kolay demektir. Herkesin imkansız dediğine mümkün demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, kimseyi ayırt etmeden kucaklamak, ayrım yapmadan herkesi sevmek demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak, biz kimseye kin tutmayız. Kamu alem birdir bize demektir. Yunus Emre demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak, herkes pes ettiğinde bile ümitsizliğe düşmeden direnmek demektir. Halkına inanmak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, vatanı kurtarmak demektir, devleti kurmak demektir. Onun için Cumhuriyet Halk Partili olmak onurdur, yurtseverliktir, kardeşliktir, dostluktur. Cumhuriyet Halk Partililer zor günlerin kadınlarıdır, adamlarıdır. Zor günlerde çıkar, görevlerini yaparlar. Cumhuriyet Halk Partisi umudun partisidir. Yiğit insanların, ahlaklı insanların partisidir. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, değerli dostlar, hepimiz 49 gün sonra yapılacak yerel seçimlerin öneminin farkında olmalıyız. 30 Mart seçimleri sadece rutin belediyecilik hizmetlerinin değerlendirileceği, kimin belediye başkanı, kimin belediye meclisi, il genel meclisi üyesi olacağının belirleneceği bir seçim değildir. Boş durmuyorlar, seçim yaklaştıkça belediye başkanımıza saldırıyorlar. En son bir hafta önce sporda, sanatta, kültürel etkinliklerde yoksunuz. Sinemanız yok, tiyatronuz yok, festivaliniz yok, belediye ne iş yapar diyen, özelliklerini ve yeteneklerini saydığım zihniyetin temsilcilerine bizim de söyleyecek sözlerimiz var. Belediye başkanımızı sporu siyasete katarak Sinop Spor üzerinden eleştirirken keşke biraz olsun inceleme zahmetine katlansaydınız. Son dakikada Sinop Spor'a para çıkarmasaydık, Sinop Spor lige katılamayacaktı derken keşke Sinop'un en büyük ilçesi olan ve yıllardır partiniz tarafından yönetilen belediyenin olduğu Boyabat'ın, bırakın 3. ligi, bölgesel ligi, Sinop amatör kümesinde bile bir takımının olmadığını söyleyebilseydiniz, hatırlayabilseydiniz. Belki 3. ligde takımı olmayan tek il biziz derken, Türkiye'de profesyonel liglerde takımı olmayan 25 ilin var olduğunu ve bunlardan biri büyükşehir olmak üzere 14'ünün sizin partinizin belediye başkanları tarafından yönetildiğini söyleyebilseydiniz de biz de spor konusunda, Sinop Spor konusunda samimi olduğunuzu anlayabilseydik. Keşke spor ve Sinop Spor üzerinden belediye başkanımızı eleştirirken yıllardır çok sevdiğiniz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da babalı oğlu Ankara Spor'u ve Ankara Gücü'nü ne hale getirdiğini de sorgulasaydınız. Sanata, sanatçıya, tiyatroya, tiyatrocuya olan bakış açınızda tüm kamuoyu tarafından çok iyi bilinmekte. Okullardaki resim, müzik gibi sanat derslerinin haftalık ders saatleri içindeki oranını %15'ten %5'e düşürülmekte, meşhur belediye başkanımız tarafından sanatın içine tükürülmekte, liderinizce heykellere ucube denilmekte, işte mensubu olduğunuz zihniyet tarafından da sanata bu kadar değer verilmekte. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, değerli dostlar, söyleyecek çok sözümüz var ama sizleri sıkmamak adına hemen toparlıyorum. 12 yıllık iktidarımızda Sinop'a reva gördüklerinizi seçim çalışmalarında halkımızla tek tek paylaşacağız. Erferi adliyesiz, durağını bankasız, askerlik şubesiz bıraktığınızı, Gerze'yi, Sinop'u,
termikle, nükleerle yok etmeye çalıştığınızı her fırsatta teşekkür etmesini bilmiyorum diyerek belediye başkanımızı eleştirirken 27 Ekim'de açılıyor, olmadı 3 Ocak'ta açılıyor, o da olmadı 5 Şubat'ta açılıyor dediğiniz havaalanının gecikmesi için Sinoplulardan kuru bir özür dilemeyi bile esirgediğinizi, üzerinden 2 sene geçmesine rağmen selden zarar gören Dikmen'deki, Ayancık'taki yıkılan köprüleri, köy yollarındaki tahribatları ve daha nicelerini unuttuğumuzu sanmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kadroları Sinop halkıyla beraber 30 Mart'ta AKP'siz Sinop için mücadeleye hazırdır. Hep birlikte el ele, kol kola, omuz omuza çalışacağız, yılmayacağız, yorulmayacağız, kendi işimize bakacağız. 30 yıllık siyasi yaşamında hala yönünü, eksenini, yörüngesini belirleyemeyen Sinop'un ince siyasetçisinin 5 yılda 10 yıllık hizmet söylemleri bizleri hiç ilgilendirmiyor. Ancak şimdilik mensubu olduğu zihniyetin 12 yılda 90 yıllık cumhuriyetimize verdiği tahribat hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. İnce projelerle Sinop halkının karşısına çıkan yörüngesiz siyasetçinin festivalimize yeniden kavuşulacaktır söylemine küçük bir öneride bulunmadan geçemeyeceğim. Olur da eğer bir gün belediye başkanı olursan o festivalin açılışında onur konuğu olarak battaniyeyi davet et, İbrahim Tatlıses'le Şivan'ı sahneye çıkar, daha kanları kurumamış şehitlerimizin ailelerini de yanında olsun. Vatanseverliğine de milliyetçiliğine de bu çok yakışacaktır. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, değerli dostlar, az sonra belediye başkan adaylarımızı sırayla sizlerle buluşturacağız. Bundan sonra bizlere düşen adaylarımızla birlikte hep beraber gece gündüz yağmur çamur demeden durmaksızın çalışmaktır. Unutmayalım ki bu ülkenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına giden yolun başlangıcı da 30 Mart seçimleri olacaktır. Ben tüm belediye başkanlarımıza inanıyorum. Güveniyorum, hepsine ayrı ayrı kefilim. Başkanlarımıza az güldü, selam vermeden geçti, yolu eksik, kaldırımı eğri yaptı, çöpü geç toplattı gibi değişik şeyleri söylüyorlar. Ama ne mutlu ki hiçbirine hırsız diyemiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bizlere çok şey öğretti ama hırsız olmayı öğretmedi. 30 Mart yerel seçimlerinin partimize başarılar getirmesini diliyor. AKP'siz Sinop mücadelesinde sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli İl Başkanımıza, konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. AK Parti'nin kalesi olan bir bölge. Sorunları oldukça yüklü. Ve bu sorunların içerisinde boğuşan, durağan bir dönem AK Parti'ye belediye başkanlığını çok uzun müddetle 2002 yılından bu tarafa da milletvekilliğinde %50'lerin %80'lere varan bir desteğini almasına rağmen maalesef acınacak durumdadır. Bugün size Sinop'ta sosyaliteden bahseden, kültürden bahsedenler durağında daha bir tane futbol stadyumunu bugüne kadar yapamadılar, bu dönem ancak yapmaktadırlar. Durağında kültür kompleksini yapamadılar, hala durağın halkı bir düğün salonuna kavuşamamıştır. İşte böylesine acıklı bir durum olan durağında Allah izin verir bize o koltuğu nasip ederse Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte sosyal ihtiyaçları giderilmiş Sinop ilinin ve Sayın Grup Başkan Vekilimizin desteğiyle duran ihtiyaçlarını bir anlamda çözmüş ve geleceğe daha güvenle bakan bir ilçe olacaktır. Bu nedenle hepinize bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim. Karşısında olmaktan huzur ve onur duydum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Salonda bulunan Kazım amcadan en küçüğümüz Tuğba kardeşimize kadar hepinizin belediye başkanı olmaya çalışacağım. Ben sözü fazla uzatmayacağım. Altı oku, Allah nasip ederse Boyabat Kalesi'ne dikip tüm partilerimizin yüzünü ağırdırıyor. Desteklerinden dolayı sayın vekillerimize, misafir olan vekillerimize, il başkanlarımıza, kadın kollarına, tüm örgüte hepsine teşekkür ederim. Yaşanan bu son olaylardan sonra bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmanın gururunu yaşıyorum. Sizizle tebrik ediyorum bir Cumhuriyet Halk Partisi olduğunuzdan dolayı. Yapacaklarımızı anlattık. Yapacaklarımızı anlatırken her şeyden önce dürüst olacağız dedik. Sadece halkın malını tekrar halka sunacağız dedik. Ve 5 yıllık süre içerisinde hem kapılarımızı hem de gönlümüzü halkımıza açtık. Bu süre içerisinde arkadaşlar, evet, bu süre içerisinde öncelikle her zaman özellikle mitinglerde falan söyleriz. Ankara'daki sesimiz, canımız, ciğerimiz Sayın Engin Altay'ımız. Gerçekten büyük alkış hak ediyor. İşlerimizde inanın en ufak bir tedirginlik dahi göstermeden, kırılganlık göstermeden önümüze düştü. Her işimizi takip etti. Allah ondan razı olsun. Evet Cumhuriyet Halk Partililer. Biz 3 belediye başkanıyız. Sayın Baki Ergün, Baki abimiz, Muzaffer abimiz ve ben hem ilimizde hem ilçelerimizdeki çalışmalarımız. Ayaklarımızla vatansının iyisinde, milletinin hizmetinde olan başkan Baki Ergün, alkışlarımızla daha. Hepinize her zaman sizin güveninize layık olmaya çalışacağım. En içten sevgi ve saygılarımla hoşça kalın diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Belediye Başkan Adayı Baki Ergül'e konuşmalarına ötürü çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli Sinoplular, çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer. Her gittiğim yerde bir kesimi özel selamlıyorum. Bu salonu dolduran Mustafa Kemal Atatürk'ün kızları. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir de kendileriyle kavga eden Cumhuriyet Halk Partililer diye. Ben de CHP'lileri ikiye ayırıyorum değerli arkadaşlarım. Bir partiyi sırtında taşıyan Cumhuriyet Halk Partililer, bir de partinin sırtında taşıdığı Cumhuriyet Halk Partililer. Bugün bu salonda partiyi sırtında taşıyan Cumhuriyet Halk Partililer var. Onları selamlıyorum, onları selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay değil. Gerçekten kolay değil. Yeri geldiğinde idam şahmasına gidiyorken yaşasın tam bağımsız Türkiye diyen gelin gelmiş olmak Cumhuriyet Halk Partili olmak. Yeri geldiğinde her yerinde seçim yapalım ama Sinop'ta seçim yapmaya gerek yok. Sinop kararını vermiş. Sizleri yürekten kutluyorum, yürekten kutluyorum. Değerli arkadaşlarım, sözlerimi fazla uzatmayacağım. Burada sizi onurla temsil eden bütün Cumhuriyet Halk Partisi grubunun gurur duyduğu milletvekili arkadaşım Engin Altay var. Onun olduğu yerde, aslanın olduğu yerde konuşmak bize yakışmaz. Onu kutluyorum. Onunla bizler de gurur duyuyoruz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak. Değerli arkadaşlarım,
İki konuda temel hata yaptık. Bunu bilin. Bunlardan birisi şudur. Biz yıllarca zannettik ki Cumhuriyet muhalefette korunur. Cumhuriyet muhalefette korunmuyor değerli arkadaşlarım. İktidar olmak zorundayız. İktidar olmak zorundayız. Bir daha var değerli arkadaşlarım. Biz birbirimizin gözüne parmak sokuyorken onlar birbirlerinin pis parmaklarını yalıyorlar değerli arkadaşlarım. Biz birbirimizin çukurunu kazıyorken onlar çukur kazıp gökdelen dikiyorlar değerli arkadaşlarım. Bu ülkeyi biz yöneteceğiz arkadaşlar, yöneteceğiz. Bunu bilin. Sözlerimi uzatmıyorum. Diyorum ki varlık içinde, birlik içinde, özgür biçimde, özgürlüğün ve umudun ülkesini, hepimizin Türkiye'sini kuracağız. Bu ülkede Atatürk ölmez, Mustafa Kemal yenilmez. Hepimiz Mustafa Kemal'iz, hepimiz Mustafa Kemal askerleriyiz. Eşimin Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekilimiz Tufan Kürsey'i davet ediyorum. Alkışlarınızla. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Karını çok katlı otellere dönüştürmediler. Değerli Sinoplular, sevgili Cumhuriyet Halk Partiler, bizler buraya milletvekili arkadaşlarım, il başkanımız, adaylarımız, Sinop'un gururu, hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'nin de gururu, Engin Altay abimiz, kefenlerimizi giyerek gelmedik. Sizler de, bizler de, adaylarımız da hepimiz bayramlık kıyafetlerimizde, şenlik kıyafetlerimizde geldik. Bizler ülkemizi mezarlıklarla doldurmaya değil, şenlik alanı yapmaya, bayram yeri yapmaya söz verdik. Sizler de bizlere, adaylarımıza destek olmaya söz veriyor musunuz? O zaman hepimizin, Sinop'umuzun, ülkemizin yolunu veriyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle kucaklıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bugün bizimle birlikte olduğu için ve son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekilimiz Haydar Akar'ı kürsüye davet ediyorum. İl gezdim. Çok il gezdim ama Sinop kadar pozitif enerji veren birbiriyle barışık bir il görmedim. Akşamdan beri birbirine iltifat eden belediye başkanlarıyla, akşamdan beri il başkanını seven ilçe başkanlarıyla, yönetim kurullarıyla beraber oldum. Onları alkışlamanızı istiyorum, tebrik ediyorum. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, Türkiye karanlık bir süreçten geçiyor. Türkiye'nin Cumhuriyet'teki tüm edinimleri satıldı. Tüpraşları satıldı, şeker fabrikaları satıldı, çimento fabrikaları satıldı, karayolları satılıyor, toprakları satıldı. Aklınıza gelebilecek her şey satıldı. Sırada demir yolları ve PTT var. Sattılar da soruyoruz, diyoruz ki ya deprem vergisi topladınız, o ölen insanların haklarını gasp ettiniz, bu paraları ne yaptık diyoruz. Ne cevap veriyorlar biliyor musunuz? Yol yaptık diyorlar, yol. Belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük borcuyla karşılaştırdınız diyoruz. Ne yaptınız bu paraları diyoruz? Yol yaptık diyorlar, yol. Akla gelebilecek her şeyi sattılar. 60 milyon dolar... Sevgili Sinoplular, gerçekten 12 yıldır Türkiye'yi haramiler yönetiyor. Bu haramiler çetesi televizyonlara çıktığında, meydanlara çıktığında diyor ki çetenin ne denecek diyorum. Evet, 30 Mart bizim için bir milat. Kimsenin küsmeye, kimsenin darılmaya hakkı yok. Ben niye belediye başkan adayı olamadım demeye, ben niye belediye meclis üyesi olamadım demeye hakkı yok arkadaşlar. Ya bu ülkenin de durağında, ayağında, boyamakta koyun diyorum. 30 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını tüm Sinop'ta göklere çekelim diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Halk milletvekilimiz Engin Altay'a şöyle kocaman dev gibi alkış alalım. Daha
sabah Sinop Üniversitesi'ne sorsalar neden dolayı çok memnunum, çok mutluyum, çok iftihar ediyorum diye sorsalar Sinoplu olmaktan dolayı her zaman kendimden iftihar ettim, etmeye de devam ediyorum. Bu patlamanın yolu size göre sağ taraftaki 3 belediye, sol taraftaki 4 belediye başkan adayımıza mührü verirseniz ben bu söylediğinizin doğru olduğuna inanırım. Yoksa orada bir sorun var demek ki. Çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer, beni kırmayarak ben gençlik kolları, Cumhuriyet Halk Partili olmayan bütün aile toplaşırdık. 1-2 saat ya da bir gün biraz nostalji yapardık, biraz bağlarımızı güçlendirirdik. Bugün bu salonda Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak bunu gördüm. Bu beni mutlu etti. Birbirimizi sevmekten başka da zaten bir çaremiz de yok. Ama bunun ifade edilmesi gerçekten hoş, değerli ve anlamlı. Epey de süre geçti. Uzun bir konuşma yapmak istemiyorum. Türkiye'de olup biteni biliyorsunuz. Milletvekillerim, il başkanımız değindi. İl başkanımızın şu sözü de çok anlamlıydı, kayda değerdi. Nasıldı? Sinop, AKP'siz. AKP'siz Sinop. Yani temiz bir Sinop, kirlenmeyen bir Sinop. Rüşvetin, yolsuzluğun olmadığı, yapılamadığı bir Sinop. Gerçekten hepimizin isteği ve özlemi ama olacak 30 Mart itibariyle. Gerçekten Sinop Türkiye'de demokrasiye sadakatiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığıyla bilinen bir ildir. Bunu her vesileyle ispatlamıştır. Sinop 1950, 54 ve 57 seçimlerinde vatan cephesine meydan okumuştur. Adnan Menderes'in bütün baskı ve zulmüne rağmen Sinop 3 seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmış bir ildir. Hele hele bunlara karşı koymak, bunları elinin tersiyle itmek Sinoplular için çok büyük bir zevk olacak ve Sinop'un 30 Mart'ta bunu gerçekleştireceğine ben yürekten inanıyorum. Bunu yapmaya da mecburuz. Bunu yapmaya ülkeyi bu çetelerden, bu haramilerden, bu şantajcılardan, bu sansürcülerden kurtarmaya, milletin kör kuruşunun hesabını sormaya, bunları yüce divanda yargılamak üzere o mahkemeye göndermek için yolu ve kapıyı açmaya, komşumuz Suriye'ye terör ihraç ettiği için Lahey Adalet Divanı'na bunları göndermeye mecburuz. Bu bizim insan olmanın gereği olarak, onurlu bir birey olarak yapmamız gereken bir iş. Kaç yıl oldu? 70 yıl. Yaklaşık 70 yıl oldu. Şimdi demokrasiyi bir travmaya benzeterek onu kullanan ve sonra onu kullandıktan sonra Cumhuriyet'in temel değerlerini ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerde bulunan bir hükümetle, bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunu, bütün bunları yaparken bir yandan da demin Sayın Milletvekilimin dediği gibi yol yapıyoruz diyerek kendi yollarını yapan bir iktidarla karşı karşıyayız. Şimdi size sorsalar telefon açıp Türkiye'yi kim yönetiyor diye ne cevap verirsiniz merak ediyorum. Türkiye'yi kim yönetiyor arkadaşlar? Hırsızlar yönetiyor. İşte bizim de öğrenmek istediğimiz bu. Bunu bilmeyenlere de hatırlatmakta fayda var. Bu bakımdan iktidar partisinin demokrasiyi bir manivela gibi kullanarak Büyük Atatürk'ün kutsal emaneti Cumhuriyetimizin laik ve demokratik özelliklerini ve bir hukuk devleti olma niteliğini ortadan kaldırmak isteyenlere karşı Sinop'tan 30 Mart'ta büyük bir ses vermenizi ben de evladınız olarak istiyorum. Kendim için istemiyorum. Kendi çocuğum için, sizin çocuklarınız için ve torunlarınız için bunu istiyorum, bunu yapmaya mecbursunuz.
Türkiye'de 17 Aralık'ta ve hemen peşine 25 Aralık'ta bir deprem oldu. AKP'ye göre bir darbe ama gerçekte bizim bildiğimiz milletvekillerimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ısrarla her vesileyle ortaya koydukları yolsuzluklar gün yüzüne çıktı. Öyle de bir çıktı ki içinde hükümetin 4 üyesinin olduğu, hükümetin üyelerinin çocuklarının olduğu, Anıtlar Yüksek Kurulu üyelerinin olduğu, bürokratların olduğu ama hele hele Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın evladının da olduğu bir rüşvet ve yolsuzluk süreciyle Türkiye karşı karşıya kaldı. Biz Adnan Menderes'le yıllarca kavga etmiş bir partiyiz. Ama Adnan Menderes oğluna ticaret yasağı getirmişti. Ve bunlar evlatlarına telefonda oğlum yavaş konuş, böyle konuşma, telefon dinleniyor olabilir diyecek kadar çaptan ve kaliteden düşmüş insanlar. Hep söylediğim bir şey var. Şu andaki hükümet hukuken zanlı bir hükümettir. Siyaseten kirli bir hükümettir. Ahlaken de ayıplı bir hükümettir. Ve doğal olarak Türkiye'ye yakışmamaktadır. Hem Cumhuriyet'in temel değerlerine yönelik anlayışları hem de bunca hırsızlıktan sonra bu iktidarın orada oturabilmesi mümkün değildir. Ve bunun gidişin çıkışın birinci kapısı da 30 Mart günü açılacaktır. Bunu sizler açacaksınız. Bir tane korkum var. Bizim partide hep olur. Bugün Sinop'ta Sayın Belediye Başkanımıza ve diğer belediye başkan adaylarımıza Sakarya Caddesi'nde hatta Gelincik'ten itibaren gösterilen ilgi, alaka Sinop'un biraz önce milletvekilimiz söylediği gibi kararını verdiği konusunda bizi rahatlattı. İşte en kötü bu, rahatlamak. En kötü bu ama ben şimdi biliyorum. Şimdi gideceksiniz, tamam canım bu iş bitti diyeceksiniz. Olmayacak o zaman. Olacak da bizim istediğimiz gibi olmaz. Yani evet, sizi rehavete girsin diye söylemiyorum ama yani çok sıradan rutin bir çalışmayla biz Sinop Belediyesi'ni alırız. Ama size yakışan 2004'ü hatırlamaktır. 2004 seçimlerini hatırlamaktır. Gene size yakışan 2009'u hatırlayıp 2009'da bu hırsızlıklar ortada yokken, bu yolsuzluklar yokken, bu rüşvet kirli ilişkiler yokken, yani devlet ifade edilmemişken yaptığımız farkın aynısını yaparsak bu bize yakışmaz. Samimi bir şey söyleyeyim. Ben Sinop merkezde bu sefer çok büyük bir fark istiyorum. Bunun hakkım olduğunu da düşünüyorum. Biraz önce çocuklar abartarak söyledi ya. Ben hakikaten sizi ne dediyseniz yaptım, yapmaya çalıştım. Başı ağrıyan her Sinoplunun imdadına koşmaya çalıştım. Kendimden fedakarlık yaptım. Helal hoş olsun. Görev süren bitene kadar da yapmaya devam edeceğim. Ama bu Sinop merkez ilçe zaman zaman tarih yazmıştır. Tarih yazmıştır. Gelin müthiş bir fark olsun. Sinop farkı olsun. Bunun içinde buradan çıkınca bu iş bitmiş olmuyor. Yeni başlıyor. Bu salondan çıkınca biz de sizle birlikte çıkacağız. Otobüsümüze bineceğiz. Ankara'ya hareket edeceğiz. Sizle vedalaşarak gideceğiz. Ama sizden ricam bugünü bir başlangıç kabul edin. Bir mücadeleye başlangıç kabul edin. Merkezin sinerjisi komşu ilçelere yansısın. Yansır, böyledir bu iş. Merkezde öyle bir hava oluşsun ki Dikmen'deki, Durağan'daki, Ayancık'taki, Boyabat'taki, Erfelek'teki, Gerze'deki, Türkeli'ndeki insanlar ya biz de bu kervana katılalım, ruh hali içine girsinler. Bu çok önemli. Önce parti yöneticilerimizden, sonra Cumhuriyet Halk Partilerin tümünden ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenlerden bunu istiyorum. Hükümet politikalarına uzun uzun girmeyeceğim çünkü arkadaşlarımız, il başkanımız dahil çok güzel konuşmalar yaptılar. Esasen yaşananları herkes hepimiz de çok iyi biliyoruz. Bir şey söylemek lazım. Karşımızda bir haraç çetesi var. Sabahı ATV'yi,
1.100.000.000 avroya çalığa veriyor. Sonra TMSF buna el koyuyor ödemeler yapılmadığı için. Bir ülkenin başbakanı 6-7 tane iş adamına salma salıyor. Bunun başka bir adı da eskiden bayındırlık binalarında ihaleler olurken olurdu. Mafyavari bir yöntemdir bu. Yani Rusya'da çok görülen, Türkiye'de de eskiden görülen mafya usulü ihale paylaşımı gibi bir yaklaşımla Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı 630 milyon dolar para toplayıp Sabah ATV grubunu kendine bağlıyor. Buna söylenecek bir tane söz var. Pes ve edep. Bu kadar ahlaksız, arsız bir Türk başbakan 61 tane hükümet içerisinde Türkiye'de hiç olmadı. Aynı başbakan sonra televizyonu arayıp Devlet Bahçeli'nin haberini nasıl yayınlarsınız diye televizyonun genel yayın yönetmenine fırça atarsa, aynı başbakanın oğlu Fatih Altaylı'yı arayıp da MHP'nin 2 puanını BDP'ye ver, anketleri buna göre televizyonda yayınla derse, artık sözün bittiği yerdir. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Türkiye kararını verdi. Sakın ola, sakın ola, sizler de bir rehavete kapılmayın. Arzumuz budur. Gerçekten il başkanımızın söylediği gibi Sinop'a AKP yakışmaz. Sinop, Uğur Bey'in söylediği gibi aydınlık yüzlü insanların, medeni insanların, çağdaş insanların, dürüst, namuslu, ahlaklı insanların memleketidir. Sinoplular aç kalır, açık kalır ama namustan, dürüstlükten, ahlaktan, edepten asla ve asla vazgeçmezler. Sinoplular yardımseverdirler. Komşuluk ilişkilerinde, ev sahipliği, misafirperverlik konusunda iyidirler. Ama iş devlete gelince, iş Beytülmal'e el uzatmaya gelince gereğini yapacaklarından hiçbir kuşku duymuyorum. Değerli hemşehrilerim, Türkiye'de Gezi olaylarıyla birlikte yeni bir süreç başladı. Bunu doğru okuyacağız, iyi değerlendireceğiz ve hak ettiğimiz gecikmiş iktidarımıza bu yılın içinde inşallah kavuşacağız. Bir adayımız, başkanımız söyledi. Bu yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin karıncaları ve gençlik kolları için zor bir yıl olacak. 30 Mart'ta yerel seçimler, muhtemelen Ağustos'ta hem Cumhurbaşkanlığı seçimini ve inşallah hem milletvekilliği seçimini yapacağız. Ve bu yıl içinde bulunduğumuz bu yıl içinde önce yerelde sonra genelde AKP'den kurtulacağız. Siz kurtulacaksınız, bunu siz sağlayacaksınız. Biz de sizlerle kol kola bu mücadelenin içinde olacağız. Hakikaten devletin bu kadar ifal edildiği, kirletildiği bir dönem Cumhuriyet tarihinde yoktur. Babam hep der ki sen Menderes dönemini görmedin. Ben ona derim ki Menderes'in asılması doğru değildi. Evet, doğru değildi. Çok yanlışlar yaptığını okudum, biliyorum. Ama şimdi bunları görünce rahmetli Menderes'i de mumla arıyoruz, Nur Gölü'nde yatsın. Nur Gölü'nde yatsın. Rahmetli Özal da Nur Gölü'nde yatsın. Karaoğlan Ecevit de Nur Gölü'nde yatsın. Böyle bir şey olmadı. Türkiye bunu hak etmiyor. Gereğini yapacağınızdan en ufak bir kuşku duymuyorum. Dikmen'de Sahip İstanbullu izlediniz. Pırıl pırıl bir belediye başkanı olarak inşallah başaracak, kazanacak. Hiç kuşkum yok. Mustafa Eker zor bir işe girdi durağında. Allah ona kolaylık versin. Kazanır kazanmaz bilmem ama tarihi bir sorumluluk üstlendi. Durağan gibi bizim için zor bir ilçede çok büyük bir katkı sunacak, buna inanıyorum. Başa baş, kıran kırana bir seçim yaşayacak. Kendisini yürekten kutluyorum. Ayancık'la ilgili artık bir tereddütümüz yok. Ayancık'la birlik bütünlük içerisinde seçimlere giriyoruz. İki dönemdir anlamsız yere kaybettiğimiz Ayancık'ı Seyhan Sarısoy'la alacağız. Bu arada merhum Mustafa Sarısoy'u rahmetle anmamız lazım. Büyük bir Cumhuriyet Halk Partiliydi Mustafa Sarısoy. Seyhan Sarısoy onun kardeşidir, benim meslektaşımdır, arkadaşımızdır. Ona yürekten güveniyoruz, hiçbir tereddüt duymuyorum. Boyabat'ta Ahmet Bey'i geç bulduk ama temelli bulduk, baki bulduk.
İnşallah Ahmet Bey Boyabat'ta ciddi bir seçim mücadelesi verir. Yarı inşa etmek için yola çıkıyoruz. Kendileri içinde yıl kentleri için çalışan başkanlarımız. Yaptıklarımız yapacak. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.